kendisine yardımsever bir şekilde seferber olduğuna şahit olduk. Biz bu kadar vatanına ve milletine sahipken başka yönleri de gördük. Türkiye, ifade ettiğim gibi bütün zorluklara rağmen çok önemli hizmetlere imza atıyor. Çok hayırlı hizmetler hayata geçirilmeye çalışılıyor. Allah nasip eder, bu hizmetler akamete uğramaz, kesintiye uğramazsa hiç kuşkunuz olmasın. 2033 yılında önümüzdeki 10 yıllık süre sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Allah'ın izniyle lider bir ülke olacak. 2053 yılında dünyada süper güç haline gelecek. Bu itibarla biz Milliyetçi Hareket Partililer olarak 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin kader seçimi olduğuna inandığımız için Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dönem bir önceki döneme kıyasla çok daha güçlü bir şekilde seçilmesinin, görevine devam etmesinin ülkemizin geleceği adına hayati derecede önemli olduğuna inanıyorum. Sadece Sayın Cumhurbaşkanının ilk turda seçilmesi yetmez. Bu hizmetlerin sürekliliği için Türkiye'de çok uzunca yıllardır ihtiyacı duyulan ve temin edilmiş bulunan siyasi istikrarın muhafazası için de güçlü bir parlamento desteğinin Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasında yanında olması da çok önemli. Yani Cumhur İttifakı olarak meclis çoğunluğunun temin edildiği bir aritmetikle o mecliste mutlaka bulunmamız lazım Aziz Hemşehriler. Güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubu bu dönem mutlaka mecliste olmalı. Güçlü MHP, güçlü Türkiye demektir. Evet. Bu olsun, bu olsun. Bak. İyi misin bakalım? Tamam. Allah'a emanet. Hayırlı günler. Siz sigorta danışmanısınız, değil mi?